Sabaha kadar kocasının yanında olduğunu söylüyor. Herif para koparmak için yalan söyledi demek ki. Oluyor böyle şeyler. Çok sevindim Yakup Bey. Sevinmen için söylemedim. Dinle beni. Nisan'ın halinde bir tuhaflık var. Onu emniyete getireceğim. İfadesini alma ayağıyla konuşturacaksın. Kadim hakkında bir şey biliyor mu, emin olalım. Tamam Yakup Bey. Günaydın güzel kızım. Hadi gel otur. Omletin soğumasın, gel. Anne. Bunların hepsini ben mi yiyeceğim? Hayır, ikiniz yiyeceksiniz. Sen ve torunum. Birisinin benimle bebeğimin mutluluğunu paylaşması ne güzel. Merak etme canım. Yakında tüm demircanlar üzerine titreyecek. Ben Mete'yi aradım yine. Açmadı. Sonra evi aradım. Duygu Nisan'ın geri döndüğünü söyledi. Annesinde kalıyormuş. Nisan'ın varlığı bir şey ifade etmez. Merak etme. Baksana 5 yıldır çocukları olmuyormuş. Bu mutluluğu ona sen yaşatacaksın. Gözü senden başka hiçbir şey görmeyecek. O günleri bir görsem. Göreceksin. Buna kimse engel olamaz. Hiç kimse. Baba, ifade vermem gerçekten gerekli mi? Elbette ifade vermen gerekli. Polis sabaha kadar seni aradı. Üstelik kaçırıldığını iddia eden bir görgü tanığı var. Herhalde başka biriydi gördüğü. Değil mi? Evet, öyledir. Mete Bey, bu ne yakışıklılık böyle? Öyle mi? Gel böyle gel. Seninle konuşmak istediğim bir şey var. Sen benim bir tanemsin. Sağ ol anne. Nisan'la tekrar denemek istediğine emin misin? Son zamanlarda ikimiz de pek mutlu görünmüyordunuz. Evet, doğru. Ama bundan insanın hiçbir suçu yok anne. Gerçekten. Biz tekrardan deneyeceğiz. Peki. Diğer kadın. Onu sevmiyor musun? Diğer kadın bir hataydı anne. Ben bunun için zaten çok üzgünüm. Ve bunu telafi etmeye çalışıyorum. Ama bu kadar basit değil Mete. Konuşmamız gereken çok önemli bir konu var. Tamam, konuşalım. Benim buna bakmam lazım anne. Evet. Acil görüşmemiz lazım. Neredesin? Tamam. Geliyorum. Anne, benim gitmem lazım. Sonra konuşuruz. Tamam mı? Peki. Bunlar oğlumun değil ki. Savcılıktan kocama vermişler Efe'nin üstünden çıktı diye. Üstündeki harflere bakın. Savcılık bu hatayı nasıl yapar? Bu kadar mı değersiz benim evladım? Merak etme, hemen biter işimiz. Ablacığım, savcılık böyle bir hatayı mümkün değil yapmaz. Kim yaptı o zaman hatayı? Benim oğlum mu yaptı? Acınızı anlıyorum. Ama biz de elimizden geleni yapıyoruz. İnanın. Bulun o zaman benim oğlumun katilini. Efe'me kıyanı bulun bana. Ne oldu kızım? Yok bir şey baba. Hadi gidelim. Bulun o cehenneyi. Bulun ki karşıma çıkartın.
gözümün içine bakarak oğluma nasıl kıydığını bana anlatsın. Ablacığım sana söz. Bu kol düğmeleriyle bizzat ben ilgileneceğim. Tamam? Hadi. Sen şimdi git. Yüreğini de ferah tutmaya çalış. İhsan'cığım, dün gece bizi çok korkuttun. Başına kötü bir şey geldiğini düşündük. Yani ben aileme de söyledim aslında. Endişe edilecek bir şey yok diye. Zaten eşimle beraberdim. Evet, haklısınız. Biraz telaşlandırdım herkese. Affedersiniz. Sen sağ salim geldin ya. Gerisi önemli değil. Tamam Nisan. Biz seni daha fazla yormayalım. Şunu doldurup imzaladın mı? İşimiz tamam. Kim bu adam? Kiralık katil. Cezaevinden çıkar çıkmaz yeni birini öldürdü. Bir balıkçıyı. Sen nasıl ona güveniyorsun? Ya o da oyunun içindeyse? Ya o da bir parçasıysa bu oyunun? Öldü diye bildiğim karımı o Reşat'ın yanında buldum. Kızın? Kızımın adı Efruz. Annesiyle sınırı geçerlerken ayrı düşmüşler. Bir daha da haber alınamamış. Bunu dün sana söyleyecektim ama bizi bırakıp Nisan'ın derdiyle o kadar meşguldün ki fırsat olmadı. Bu adam ilçe emniyet müdürü değil mi? Bu işin arkasındakiler zannettiğimizden çok daha büyük adamlar. Hatta bizzat polisin koruyup kollayacağı kadar büyük adamlar. Ama merak etme. Kim olduklarını öğreneceğiz. İşte o gün geldiğinde önce Reşat'ın, ondan sonra da sırasıyla hepsinin tek tek cezasını vereceğim. Kızının peşine düşerim Kadir. Mete olma işleri nasıl gidiyor? Zorlanıyor musun? Kravatı icat edeni bulursam onunla bir çift lafım olacak. Gevşet biraz ya. Sen de her yerde kravatla. Balıkçısın tabii. Kravat sana göre değil. Son günlerde bütün vaktimizi bu adamı bulmaya harcıyoruz. Çok tehlikeli biri. Umarım en kısa sürede bulursunuz. İmzayı nereye atıyordum? Şurası. Seni eve bırakayım. Oradan şirkete geçerim ben. Baba biraz dolaşmak iyi gelecektir diye düşünüyorum. Hava alayım biraz. Peki güzel kızım. Sen nasıl istersen. Nisan. Hı. Bizi bir daha korkutma. Tamam baba. Bu renkler olmamış. Söyle tekrar çalışsınlar Buket. Peki efendim.
Hoş geldiniz Leyla Hanım. Hoş bulduk canım. Seda, bir kahve içebilir miyiz lütfen? Tabii, buyurun. Geldiniz. Merhaba canım. İki sade Türk kahvesi alalım. İçersin değil mi? Ben sadece su alayım lütfen. Peki Leyla Hanım. Bebek doğana kadar kahveye biraz ara versem iyi olacak. Mete henüz gelmedi, biz görüşemedik. Siz konuşabildiniz mi? Sabah gördüm kendisini ama senden ya da bebekten söz etmedim. Neden? Nisan'la tekrar denemeye karar vermişler. Mete. Günaydın. Sen de benim gibi gecikmişsin bugün. Evet, dışarıda biraz işlerim vardı. Nasılsın? Kızımın mutluluğu benim için her şeyden daha önemli, biliyorsun değil mi? Tabii ki. Eskisi gibi yüzü gülsün istiyorum. Madem tekrar denemeye karar verdiniz, hareketlerine dikkat et. Onun bir damla gözyaşı için dünyayı yakarım. Sen beni tanımıyorsun da ben seni tanıyorum. Daha doğrusu abimi tanıyorum. Biraz konuşabilir miyiz? Benim için gerçekten çok önemli. Hayır, hayır. Mete bunu bana yapamaz. Biz daha bir hafta önce çok mutluyduk. Nisan'ı sevmediğini söylüyordu. Lütfen sakin olur musun? Hoş geldiniz Yakup Bey. Kahvenizi getireyim mi hemen? Yok sağ ol. Bu iş o kadar kolay değil. Ben karnımda Mete'nin çocuğunu taşıyorum. Sakin ol lütfen. Bu benim olduğu kadar Mete'nin de çocuğu. Nisan umurumda bile değil. Ondan boşanacak ve benimle evlenecek. Seda kendine gel lütfen. Anlamaya çalışıyorum. Ama bu şekilde davranarak hiçbir şey elde edemezsin. Akşam Mete ile konuşacağım ve durumu anlatacağım. Lütfen sakin ol.
de bunlar var Seda. Mete Bey geldi mi? Evet, odasında. Hayırdır? Bu ne telaş? Bir yere mi gidiyordun Seda? Mete Bey'le görüşecektim. Şu yeni renk kartelası hakkında. Sonra görüşürsün. Toparlan hadi, çıkmamız lazım. Nereye? Şube müdürleriyle yemek yiyeceğiz. Kreasyonun hakkında konuşacağız. Daha önce hiç görmedim sizi. Abimi nereden tanıyorsunuz? Eskiden tanışmıştık biz. Küçükken yani. Buralarda oturuyordum ben de. Vefat ettiğinde önce ben de çok üzüldüm. Gerçekten inanamıyorum. Her gece kapıdan içeri girecekmiş gibi geliyor. Annem hala masaya onun tabağını da koyuyor. Peki kim yapmış? Öğrenebildiniz mi? Polis biliyor. Ama yakalayamadı. Abim toprağın altında. O adam dışarıda rahat rahat dolaşıyor hala. Kim peki yani? Polis bir isim verdi mi? Kadın mıymış neymiş? İnşallah bir an önce yakalarlar. Alo. Kadim ben, Kadim. Ha. Selamun aleyküm. Uzun zaman oldu görüşmeyeli. Ha. Ya benim senden bir ricam olacaktı. Eyvallah, eyvallah. Konu şey, ben bir kızı arıyorum da. Bu İranlı bir mülteci. Sınırdan geçerken kaybolmuş. 20 sene evvel. Ha. Eyvallah. Yıllar önce de abim o getirmiş eve. Ben hatırlamıyorum. Küçüktüm. Annem anlattı. Abim geldiğinde korkudan titriyormuş her yeri. Yaraları içindeymiş. Kadim mi getirmiş abini sizin eve? Niye? Bilmiyorum. Ama sanki o gün melek geldi evimize. Babamın yapamadığını yaptı bize. Kol kanat geldi. Sahip çıktı bize. Annemin de, benim de yüzümüzü hep o güldürdü bugüne kadar. Yıllar sonra o adam tekrar geri geldi. Bu sefer bize getirdiği canı geri almak içinmiş meğer. Mete Bey, son siparişlerin hepsini bilgisayara girdim. Bunu da acilen okumanız ve imzalamanız gerekiyor. Sonra Mazhar Bey görmek istedi. Ben bunu imzalayayım, sana sesleneyim. Tamam. Şey, bir de Mete Bey, ben bir saatlik izin alabilir miyim acaba? Bankada halletmem gereken bir iş var da. Tamam, tabii ki. Hatta sen, yani bugünlük tamam. Tekrar gelmene gerek yok. Ben götürürüm Mazhar Bey. Tamam. Teşekkürler. Merhaba canım. Gelebilir miyim? Uygun musun? Tabii ki. Sana her zaman. Hoş geldin.
Gel geç otur. Bize 2 sade kahve. Leyla. Neyin var senin? Bir şey mi canın sıkıldı? Yok. Bu son zamanlarda yaşadığımız şeyler biraz beni yordu, yıprattı. Ondan herhalde. Bak gördün mü? Boşu boşuna yordun kendini işte. Mete ile Nisan'da barıştılar. Ben sana söylüyorum onların arasındaki meseleye karışmayalım diye. Ta çocukluktan beri arkadaşlar. Öyle kolay kolay ayrılmazlar onlar. Sen merak etme. Keşke önceden haberim olsaydı. Böyle hazırlıksız yakalandım. Senin hazırlık yapmana gerek yok. Ben her şeyi ayarladım. Bir sağda dur. Neden durduk burada? Neresi burası? Mete ile kurduğun evlilik hayalleri burada bitiyor. Ben neden bahsettiğinizi anlamıyorum. Karnındaki piçinden bahsediyorum. Biraz sonra içeri girip aldıracağın piçinden. Kim bu adam? Kiralık katil. Cezaevinden çıkar çıkmaz yeni birini öldürdü. Bir balıkçıyı. Son günlerde bütün vaktimizi bu adamı bulmaya harcıyoruz. Çok tehlikeli biri. Kadim miymiş neymiş? İnşallah en kısa sürede bulurlar onu. Alo, bir ihbarda bulmak istiyorum. Efe Karataş'ın katilin nerede saklandığını biliyorum. Ben ne istiyorsam onu yapacaksın. Özkan! İş bitinceye kadar Özkan seni bekleyecek. Sonra da evine götürecek. Şimdi in aşağı hadi. Böyle bir şey yapmaya hakkınız yok. Mete böyle bir şeye asla izin vermez. Senin karşında kim var sanıyorsun? Mete seninle sadece eğlendi. Canı sıkılan her erkek gibi hepsi bu. Şimdi uslu bir kız ol ve kliniğe gir. Yoksa başına gelecekleri tahmin bile edemezsin. Thank you.
Kardeşim ya. Nasıl özlemişsindir sen bu midyeleri gömmeyi? Dosyalara bakacaktınız. O telefonu açmıyorsun var ya, fena ziyafet kaçırıyorsun Efe. Sen bilirsin. Tabii tabii, anladım zaten. Hazırladığınız mali analiz dökümünü dikkatlice inceledim. Herhangi bir sorun yok. Aynı bu şekilde devam edebiliriz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoşça kal. Canım. Canım. Hadi üzme kendini. Hı? Her şey yoluna girecek. Merak etme sen. Bence tamam görünüyor. İyi çalışmalar.
Mete? Mete? Niye gitti bu çocuk şimdi? Senin odana giriyordu. Beni görünce kaçtı resmen. Leyla, onun derdi seninle değil. Bütün tavrı bana. Yok Mazhar. Arkasından seslendim, dönüp bakmadı bile. Yok. Bence başka bir durum var. Dikkatli ol Meriç. Her yere bak. Ama telefonu açmıyorsun var ya, fena ziyafet kaçırıyorsun Efe. Sen bilirsin. Efe. Fatma Ana. Şey, ben de sana gelecektim. Efe dedin. Telefondaki birine Efe dedin. Efe'yi aradın. Efe dedin, duydum. Ben bir arkadaşı aradım. Yanlışlıkla söyledim. Dilim suçlu işte. Yoksa olacak şey mi?
olacak şey değil tabii ama... sanki çıkıp gelecek gibi geliyor bana oğlum. Kafam başka şey söylüyor. Yüreğim başka şey oğlum. Anne. Mete'ye söyleyeceğimi hatırladım. Ne söyleyecektin? Size saklamaç oynuyorduk evin orada. Ben havuzun oraya saklandım. Bu ağacın arkasında gördüm onları. Öpüşüyorlardı. Bir saniye, kim öpüşüyordu? Annemle Masar. Ne? Bir saniye, şimdi annenle babanla evliyken beraberler miymiş? Babamı aldattılar. O Masar. Hem şirketinde anneme sahip olmak için bütün bunları tezgahlamış olabilir. Hatta o yaptı, biliyorum. Neyi tezgahlamış? Kazayı, suikastı, her şeyi. Bir saniye, tamam, evet haklısın yani. Annenle Masar baba. Babanı aldatmış olabilir. Tamam, çok kötü bir şey ama o öyle bir şey değil yani. Böyle bir şey olamaz. Olur mu, olmaz mı, göreceğiz. Dur. Dur. Efe dur. Bir saniye beni dinle. Evet haklısın, kötü bir şey yapmış olabilirler ama bu onu katil yapmaz. Bak, babamın evinde çocuklarının doğum gününde annemi kuytuya sıkıştıracak kadar gözü dönmüş bir adam bunu mu yapamayacak? Tamam, biraz sakin olun, olur mu? İki dakika düşünelim. Dur bir. Mete'nin bizimle başka ne derdi olabilir ki Leyla? Ben sana hep söylüyorum, bu çocuk bizi yan yana görmeye dayanamıyor. Evde de böyle sorunlar yaşıyoruz. Ama hiçbir zaman sırtını dönüp gitmiyor. Benim içim rahat etmiyor. Ben gidip konuşacağım. Tamam peki, git konuş. Ama lütfen kendini üzme. Bazen gerçekten küçük bir şımarık çocuk gibi davranıyor. Seda Hanım, sizi içeri alalım. Ne olur. Ne olur.